Şimdi nohutlarım var, haşlanmış nohutlarım var. Bunları sıcak suyun içine atıyorum. Amacım burada pişirmek değil, sadece ısıtmak. Çünkü ısıttığım zaman bu ne yaparsam yapayım, bir püre kıvamına getireceğim şimdi bu nohutları. Eğer ısınmış halde çekerseniz, püre haline getirirseniz çok daha güzel, çok daha pürüzsüz olacak. Bir 30 saniye kadar kaynatıyorum. Alabilirim. Süzüyorum, bir kabımın içine koyuyorum. Mayonez tenceresinin içine de koyabilirsiniz, normal bir kabın içine de koyabilirsiniz. Zaten blenderdan geçireceğim için sarımsaklarım var. İçine atıyorum, bir diş atıyorum, iki diş atıyorum, iki büyük diş atıyorum. Limonu sıkalım. Kimyonumu atıyorum. Ve en sonunda tahinimi döküyorum. Karides biskimi kullanacağım. Döküyorum. Karides stoğumu kullanıyorum. Tuz ve karabiberimi mutlaka koyuyorum. Bir blenderımı alıyorum. Bir parça daha karabiber atabilirim. Böyle bir acı istiyor sanki. Blenderımı artık kaldırabilirim ortadan. Humusum hazır. Hafif içinde böyle karides biski, karides aroması olan humus. Tavamızı açıyoruz. Zeytinyağı kullanıyoruz. Deniz mahsullerinde ne yaparsak yapalım zeytinyağı. Olmazsa olmaz tuz ve karabiberimiz var. Her şeyi pişirirken mutlaka tam tavaya girmeden önce tuz ve karabiber atıyoruz. Zar kadar koyuyorum. Tuzumu atayım. Karabiberimi atayım. Hafifçe harmanlayayım. Hafif hafif dumanlar çıkmaya başladı. Altlarını böyle yayıyorum ama asla asla karideslerime ve tavama dokunmuyorum. En büyük yanlış bu tavayı ateşten çekmek olur. Çünkü şu an ısı gelmesini, ekstra ısı gelmesini istiyorum. Bir tarafı karamelize olmadan öteki tarafını da çıkartmıyorum. Şöyle sadece üst üste gelenleri aşağıya indiriyorum. Bir yağını eşit olarak döndüreyim şöyle tavanın. Tek tarafları karamelize oldu. Şöyle döndürüyorum. En fazla da bir dakika pişirmeniz lazım. Bir dakikadan fazla pişirdiğinizde karidesler bütün suyunu, tadını kaybedecek ve çok fazla kuruyacaklar. Altını kapatıyorum. Kağıdımın üstüne alıyorum. Şimdi bir şey yapacağım. Zaten bunun içine karides stoğu atmıştım. Bunların bir kısmını üste süs olarak koyacağım. Bir kısmını da içine atıyorum. Ama artık blenderla değil, kaşığım yardımıyla karıştırıyorum bunları. Ki humusu yediğinde hem o kabuklarının tadı gelsin, hem de karidesin kendi tadı gelsin. Amacımız sadece şöyle eşit olarak dağılsınlar humusun içinde. Artık tabaklamaya başlayabiliriz. Bir kaşık alalım. Şöyle koyalım. Üstüne çekelim. Başka bir kaşık yardımıyla şöyle bir yere top gibi koyalım. Daha sonra da uzatalım. Yıkanmış mini turplarımı ince ince doğruyorum. Şöyle. Koyalım. Fesleğenlerimiz var, mini fesleğenler. En sonra da bir nar ekşisi çok yakıştırıyorum. Çok az da bir nar ekşisi alayım. Şöyle. Çok inceden sürüyorum.